Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rasim. Forza Motorsports'un 6. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde yeni bir şampiyonaya başlamıştık. Şampiyonanın ilk iki yarışını 45 puanla birinci sırada bitirmiştik. Bizimle birlikte birinciliği paylaşan biri daha var. O da 45 puanla. Son yarışta iki defa spin attırıldık. Sonrasında yetişmeye çalıştık. Yine 5. bitirebildik. Bakalım... Bayağı zorlu geçiyor bu şampiyona. Ama ne kadar zorlu olursa olsun yine de birinci sıradayız. Şimdiki yarış Maple Valley diye bir yer. Uzun parkurda yarışacağız. Bayağı mesafe olarak uzun bir yer. Buradan görebildiğim kadarıyla. Biz burada daha önce yarışmış mıydık? Sanki yarıştıydık. Ama bunun kısa parkurunda yarışmıştık. Bakalım doğru mu hatırlıyorum? Bayağı sislerin mislerin içerisinde bir yarıştı o. Doğru mu hatırlıyorum? Bakalım göreceğiz. Performans olarak 500 deneyimimiz var. Onu şu anda harcamayacağım. Daha sonrasında biraz birikim yapıp biriktirip harcamayı planlıyorum. Hemen Maple Valley'e gidelim. Japonya Suzuka'daki gibi bir köprü olayı var burada da. Köprü alt geçit olayı. Burada da gece yarışı olacak galiba. Yanlış hatırlamıyorsam saat 9'da, öğleden sonra 9'da gösteriyordu. Etkinliğimize bakalım. 4 tur, 5 turluk yakıtımı hemen ayarlayayım. 5 turluk yakıt yeterli bize. Hiç zaman kaybetmeden antrenmana başlıyorum arkadaşlar. Porsche Cayman'ımızla düştük yine yollara. Güzel oldu. Güzel bir esviraj var. Yalnız yok, burası değil benim. Yanlış hatırladım muhtemelen. Düşündüğüm yer burası değildi. 1 dakika 52 saniye istiyor. Kayma arkadan, kayma. Köyün yolları gibi. Alt geçitten geçiyoruz. Az önce oranın üstünden geçtik köprüden. Yalnız atmosfer çok güzel. Böyle kışın araba sürüyormuşum gibi hissettim. Bakamadım çünkü kombine virajlar vardı orada. Şimdi bakacağım, 1.52 istiyor. Biz kaç yapmışız? 1.50 yapmışız. 2 saniye daha iyi. Güzel. Araç seviyemiz 8'e çıktı. Güzel bir atak yaptık.
Yalnız şu oyunda keşke VR desteği olsaydı. Yani bu atmosferi VR'la görmek daha bir başka olurdu. Segment puanını. Orada bir önden kayma yaşadım. Hop. Driftçi. Drift show. Güm. Bu kadar çok kombine viraj var ki bir yerdeki kaymayı diğer tarafa taşırken bu sefer daha çok kayıyor. Bak şu an olduğu gibi. Gün. Buzun üstünde gidiyor gibi aynı. Bir de uçuyoruz bazı yerlerde. Dört teker kesiliyor muhtemelen yerden. Kayma kayma. Drift show. Güzel. Yol tutuşu hiç yok. Tamamladık antrenmanı. Aracımız biraz desenli oldu ama çok kayma yaşadık ya. Önden, arkadan, her yerden kayıyor ama. Yol tutuşu yok. Gece vakti bir de. Sabaha karşı sisli bir hava. Bakalım yarış. Öğleden sonra saat 9 diyor. Bakalım. Yarışımıza başlayalım. On yedinci sırada başlayıp ilk 6'ya girmeye çalışacağım. Bakalım 17'de başlayıp ilk 6'ya girebileceğiz mi? Sadece 4 tur yeterli olacak mı bilmiyorum. Hiç kaza yapmamam lazım. Hadi bakalım. Thank you.
acayip etkiliyor. Dışarı kayma. Olabilirim. Ama öyle değil. Siz çok fena... Oh. Ne yapıyorsunuz? Durdunuz resmen ya. Yapma. Hop. Kayma, kayma, kayma. Zor toparladım. Vallahi zor toparladım. Sis bir anda yoğunlaşıyor. Çok gerçekçi olmuş bu ya. Çok hoşuma gitti. Reklam tabelasını oraya niye koydunuz arkadaşlar? Yalnız bir hızlandık mıyız? Ne oluyor? Hop. 7. sıradayız. Geçebilmek için ama olmadı, hızını taşıyamadım. Çok kötü oldu bu, çok. Araç körbü biraz fazla kullandım, çime taştı. Yol tutuşu hiç yok. Aracın yol tutuşu 0 arkadaşlar. Bir de üstüne sis. 9. sıraya düştü tekrardan. Ne yapıyorsun? Önüme geçip fren yapıyor adam ya. Evet, orada yapabilirsin freni. Ne oldu? Ha, yakıt. Ceza aldım sanırım ya.
maçtı. Fren koyuyorlar genelde. Nasıl savaşıyor? Nasıl savaşıyor? Savaşamadık. Başaramadık. Kayma, kayma. Araç hiç yol tutmadı ya. Vallahi hiç yol tutmadı. 8. bitirebildim. Çok zordu. 9 sıra yükseldim ama o start finish düzlüğündeki duvara çarpman çok kötü oldu ya. 8 puan gerideyiz, 3. sıradayız. Devam edeceğiz Rumsa. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Ödüllerimizi alalım. Arka kanat işe yarayabilir. Şart. Tampon, etek falan filan. Neredeyiz? Katalonya'dayız. Hem de Grand Prix pistinde. Grand Prix parkurunda, özür diliyorum. 1000 CP'miz var. Bize ne lazım? Bize yol tutuşu lazım. Fren lazım. Frenimiz... Frene mi harcasam parayı bilemedim. Hızlanma ve yol tutuşu ekliyor. Sadece 150 CP. Arkayı da fullleyelim. Bize yarış için olan lazım. Yarış amortisörlerini takacağım. Yol tutuşunda faydası olabilir. Lastiklerle ilgili bir şey yapamıyoruz. Üç aktarımı. Şanzıman. Diferansiyele bakalım. Bunun bir faydası yok. Debriyaj. Debriyajın faydası oluyor. Şafta da bir bakayım. Sokak, spor, yarış. Bir tane şaft, bir tane de debriyaj. Tamamdır. Araç seviyesi bakalım şimdi ne olacak, yol tutuşu nasıl değişecek. İspanya Katalonya'dayız. Formula 1'den çok iyi tanıdığım bir pist burası. Yağmurlu hava severiz.
Zaten yol tutuşuyor garajda. High G-force directional changes due to downhill and off-camber turns, which require minimal braking and consistency. Etkinliğimiz 4 tur. Hemen yakıt ayarını yapalım. 5 tura. Ayarladım. Antrenmanımızı başlatalım. Bakalım artık spor amortisörlerimiz var. Yarış için özel tasarlandı. Diferansiyel ve şaftımız var. Pardon. Gel çok şanzımanı geliştirmedik. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar mı fark eder ya? Aracın sürüşü. 8'den daha iyi yapmamızı istiyor. Hadi bakalım. İspanya'dayız. Durmadı. Kaymenden. Güncel pist düzeni. Çok iyi. Sollama yaparken vakit kaybetmiş olmamıza rağmen gayet güzel bir zaman. Çarpma işte. Yanından geçip gidiyorum zaten. Motor olarak hiç güçlendirmedik ya. O yüzden hantal kalıyor biraz ama yol tutuşuna çok ihtiyacım vardı. O yüzden yol tutuş tarafını seçtim. Araçta hiç yol tutuşu yoktu. Evet.
Türkiye yükseldi. Hadi buradan segment puanını alalım. Olmadı ya. Son anda sola çekti araç orada. Mercedes çok yavaşmış. Gerçekten çok yavaşmış. Gereken hedefler tamamlandı. Yalnız yağmurlu havada yansımalar falan, ayarlarım çok yüksek olmamasına rağmen çok güzel duruyor. Hemen yarışa dalalım. Şimdi burası bildiğim bir pist. Ama sollama yapacak yerleri arka düzlükte ki son var. Bir de start finish düzlüğü var. Risk alalım. İlk üçte bitirmem istiyor. 20. sıradan başlayacağım. Artık daha fazla risk alıyorum. Hareketli start mı? Yağmurdan dolayı hareketli start prosedürünü uyguluyor. Ya oyuna şu an bir kez daha aşık oldum. Yağmur da ne yağmur. Gerçekten. Çok iyi. Hafif bir orada temas oldu ama yarım saniye ceza verdi. Nereye doğru? Sen bizi Toros'la yordun, Cevata sandın galiba. Ya yapma bunu işte, yapma, yapma. Çok kötü oldu. Aldığımız bütün sıraları kaybettik. 14. sıraya geri düştük. Ufak bir temasla bizi dışarı itti. Dip gaza oturmak çok zor oluyor. Araç sivrimiz uç oldu. Thank you.
orada atak yapmazsın be. Ne yapıyorsun? Adam direkt önüme kırdı ya. Onuncu sıra. Lütfen. Çok güzel. Dördüncü sıra. Çekişte çok iyi. Çok güzel. Şimdi birinciyi gözümüze kestirdik ama yetişebilecek miyiz bilmiyorum. Koridorunu almak için çok uzak. Ama pes etmek yok. Son tur. Evet, hava koridoru etkisi yavaş yavaş gelmeye başladı. Frenlemede hadi durursak çok iyi. Son turda yağmur da durdu. Şimdi finish'e gitmek yeterli olacak ama
yarım saniye cezamız var. Onun farkını da açmamız lazım. Evet. Tam gaz ileri. Devam. Yağmur yeniden yağmaya başladı. Yalnız atmosfer olaylarını çok güzel yapmışlar oyunda. Gerçekten çok beğendim. Ve start finish düzdü. Sonunda. Çok iyi. Katalunya ya. Bildiğimiz yer. Kesinlikle iyi mücadeleydi. 20. sırada. 19 sıra yükselmişiz. 02-06 en hızlı turumuz. Bakalım şimdi şampiyonada. 90 puanla ilk sıradayız. Yuyuz 666, 86 ile bizi takip ediyor. Bizim Pez Penguin'di ilk yarışta şey yaptığımız Lexus RF, RCF 15 ile. Şu anda 6. sırada. Bakalım. Grafik hatası, yüklenemedi bir türlü. Hoş kayma. Bakalım. Ara soğutucu açıldı. Ağırlık azaltma, emme dönüşümü, kam mili, valfler, kredi, 35.000 kredi verdi yarışı kazandığımız için. Oo, Suzuka'dayız. Sonraki yarış Suzuka olacak. Performansımıza bakalım. 900 CP'miz var. Artık biraz daha performansa yatırım yapabiliriz. Hızı bayağı etkileyecek egzoz. Bir tane egzoz alıyorum. Hava filtresi. Yarış için bir hava filtresi de alacağım. Daha iyi nefes alabilecek. Sınırlama plakası. Bu ne? Çok sayıda yarış arabası motora giden hava hacmini. Şimdi sınırlayan bir kısımda tüm potansiyeline ulaşmasını sağlar. Böyle bir şey niye yapalım ki? Ne gereği var? Yalnız bu da iyi şey veriyor. Güç veriyor. Yakıt sistemi. Alalım tabii ki. Ateşleme tertibatımız, ateşleme tertibatına paramız yetmiyor. Ama onu da şey yapacağız. Çift turbo. Bakalım. Üf, şuralara geldiğimizi düşünsenize. 1000 XP
şey CP istiyor. Geleceğiz, oralara da geleceğiz inşallah. 625'ten 673'e yükseliyor aracımızın şey nesi diyebilirim, ratingi gibi bir şey. 4.5'tan çok güzel oluyor ya. Bir sonraki yarış bu arkadaş tutulmaz yerinde. Suzuka'da bir de sevdiğimiz bir pist. 5.81 km uzunluğunda. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki yarış Suzuka'da olacak. Fakat bu bir sonraki bölümün konusu olacak. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Yarış, şey, oyun gerçekten çok güzel. Ben özellikle atmosferinden o kadar çok zevk alıyorum ki, yani eğer aranızda oynama fırsatı olanlar varsa kesinlikle oynasın. Yani atmosfer bir kere yetiyor. Artı aracın yol tutuşu, lastik dinamikleri falan süper. Benim çok hoşuma gitti. Tabii oyun kısmını da unutmamış. Sadece simülasyon gibi yapmamış. Oyun kısmını da unutmamış. Oyun gibi de davranıyor aynı zamanda. O yüzden çok güzel, çok zevkli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.